ولكن الذي أود أن أركز عليه أن عالمنا اليوم حقيقة، بالإضافة إلى ما ذكره أستاذ سعيد، يتعرض لثلاث هجمات عنيفة جدا. تفضل. Ama şu önemli noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Said Bey'in de ifade ettiği gibi günümüz dünyasında şu üç meselede çok büyük hücumlara kalıyoruz. Hücumlara bize saldırı var yani bu üç konuda. الهجمه الاولى نحو الايمان نفسه باحلال الالحاد مكانه، ويدخل في هذا المجال ايضا تشويه الاسلام وجعل هذا الدين عوجا، يبغونها عوجا، تبغونها عوجا، في ست ايات يريد العالم اليوم، لا يريدون الاسلام الذي انزله الله، وانما يريدون الاسلام الذي يكون معوجا، وهذا هو اخطر تحدي نواجهه اليوم. Birinci saldırıya maruz kaldığımız saldırı iman konusu. İman konusunda şu an maalesef materyalist, ondan sonra dinsizlik cereyanları, bu iman konusunda çok ciddi bir saldırı var. Ya imanın kendisini tamamen ortadan kaldırmak veya farklı sapkın anlayışlarla imana müdahale etmeye çalışılıyor. Ki ayeti kerimede 6 yerde sizin Allah'ın tam indirdiği bir dini istemiyorsunuz sizler. Her zaman bir tarafının eksik olan bir dini kabullenmek istiyorsunuz. Veya onu iman konusunu kaldırmak veya onun yerine farklı düşünceleri, iman kisvesi altında farklı düşünceleri yaygınlaştırmak istiyorlar. لأنهم يئسوا أن يقوموا باجتثاث الإسلام وبالتالي يرضون بتحريف الإسلام وتشويه الإسلام بكل الوسائل، مرة بالعلمانية ومرة بتحريف النصوص ومرة كذلك بالإبراهيمية، ومعها مع الأسف الشديد بعض العلماء، وهكذا يراد أن تشوه صورة هذا الدين وأن تشوه حقيقة هذا الدين. Bu saldırılar tabi baktılar İslam'ı kökünden yok edemiyorlar, inancı tamamen kökünden yok edemiyorlar. Çareyi iman anlayışını ve İslam anlayışını tahrif etmekte buldular. Farklı anlayışlarla, bir sapkın fikirlere, bir işte dini İbrahim, tek din, bütün dinleri tek çatıya toplamak düşüncesi olsun. Hep bu sapkın düşüncelerle İslam'ın temelini bozup yerine bunu geçirtmeye çalışıyorlar. Ve maalesef içeriden de bazı bizim yenilikçi denilen alimlerden de bu düşünceler destek görüyor maalesef. والصهيونية العالمية والماسونية العالمية وأعداء الإسلام يبذلون كل جهودهم في سبيل ذلك، ويجعلون من يفعل في هذا الطريق هو الذي أحب إليهم، وقد أشار القرآن الكريم، بل ذكر القرآن الكريم ذلك، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا مفاجأة فورا لاتخذوك خليلا، ولكن الله سبحانه وتعالى هدد تهديدا شديدا من خلال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. Tabi Siyonistlerin ve din düşmanlarının ana amacı İslamiyet'i içeriden çürütmek. Hatta bu konuyu Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimize hitaben o Yahudiler ve din düşmanları Siyonistler senin bize sana indirdiğimiz dinden farklı bir anlayış yüklemek istiyorlar sana. Tabi sen onu kabul ettiğin zaman direkt sana tabi olacaklar ve onlara en büyük dost sen olacaksın. Aynı ayette bir başka ayette de bu konuyla ilgili Peygamberimiz Cenab-ı Hak Habibini şöyle zikrediyor ayetlerde. Tabi bu onların ılımlı din anlayışı, süslü laflarla söyledikleri şeylere biz seni tespit etmedeydik. Sanki azıcık olsa bir kabul görecekti sende bu onların düşünceleri. O zaman hem dünyada da hem ahirette de çok
bizim nezdimizde kabul edilmezdi ve sıkıntı yaşardın diye bir ayeti kerime var. Yani bunlara uyanık olmamız lazım. Ilımlı İslam veya farklı anlayışlarıyla İslam'ın temeline uygun olmayan fikirlere uyanık olmamız lazım. Lakin Allah Subhanahu ve Teala fi nefsil ayat tam'anel muslimin bi ennehu la yumkin en yetahakkaka zalik fakal ve in kadu le yestefizzunke mel ard li yukhrijuke minha izen la yelbethuna khilafaka illa qalila sünnete men kad ersenna kableke min rusulina ve la tecidu li sünnetina tahvila. Tabi aynı ayeti kerimede temellerinin ve amaçlarının İslam'ı ortadan kaldırma olduğunu zikreden ayetler aynı zamanda Müslümanlara şu müjdeyi de veriyor. Bunların asla başaramayacaklarını söylüyor. Mesela ayeti kerimede seni yerin kökünden çıkarıp yok etmek istiyorlar. Ama onlar bilmiyorlar ki eğer öyle bir şey olursa onlar da sizinle birlikte bu dünyadan da çıkarlar ve yok olurlar ayeti veriyor. Çünkü bu Cenab-ı Hakk'ın sünneti ve onun sünnetini kimse değiştiremez. Ashab-ı fazileti ve saada. Min hilal muayeşeti li resailin nur munzu 42 sene. Hînemâ kuntu fi Estambul ve hakkaktu risâletel insan vel iman li imamin nursi مع ترجمة لحياته في من جهاده وجهوده ونشر ذلك في مصر عام 80 والحمد لله وانتشرت هذه الفكرة في مصر منذ ذلك الوقت أدركت سرا عظيما لمنهج الإمام النورسي. Tabii bunu da şunu ifade et burada da şunu ifade etmek istiyorum. Bediüzzaman Hazretleri ile olan 42 yıllık geçmişimden İlk tanıştığım günden İstanbul'dan ve 23. sözün Arapça 23. sözün küçük risalede basılmıştı. Onun mukaddimesini yazmıştım ve Mısır'da Bediüzzaman Hazretleri'nin kısa hayatını ve cihadını anlatan bir kitap yayınlamıştık orada yazmıştım ve yayınlanmıştı Mısır'da. İlk Mısır hizmeti böyle başlamıştı. Şunu fark ettim. Ve huve hâze sır ve huve enne barakete resâilin nur تعود إلى القرآن الكريم مصدر الإشعاعات والإضاءات والمعجزات المستمرة إلى يوم القيامة كما قال الإمام النورسي نفسه. Ve şu sırra vakıf oldum ve şu sırrı anladım ki Risale-i Nur'daki olan bereket tamamen Kur'an-ı Kerim'den kaynaklanıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim Risale-i Nur Kur'an'ın bir yansıması ve bir tecellisi olduğu için ondaki bu bereket üstadın da dediği gibi asıl menbaı Kur'an-ı Kerim'dir.